Retro kafasından herkese merhabalar. Bugün hep beraber bir AV kablosu yapacağız Commodore 64'ümüz için. Bu videoyu çekme fikri şu yorumu gördüğüm zaman aslında aklıma geldi. Uğur Üstad bir soru sormuştu. Nihayetinde de AV kablomuzu yaptığımızda AV2 HDMI denen şu aparatlar yardımıyla da HDMI kabul eden monitörümüze, televizyonumuza Commodore 64'ü bağlamaya çalışacağız. Şimdi herkesin yapabileceği basitlikte olması için ben de olaya en basit şekliyle yaklaşacağım. Şöyle Bit Pazarından daha önceleri almış olduğum MIDI kabloları var. MIDI kablosu kullanacağım. Bunlar 5000 DIN fiş kullanıyorlar her iki taraflarında. Ve genellikle de tüm bağlantı noktaları kablolarla bağlanmış oluyor. Bunu test edeceğiz. Ve biraz dandik bir yaklaşım olacak ama yine Bit Pazarından temin etmiş olduğum bir PlayStation kablonun şu bize lazım olan video, audio kablosunu aslında kesip ek yöntemiyle yapacağım basit olması için. Görmüş olduğunuz gibi bu video soketine MIDI kablosu uyumlu. Pinout'a baktığımız zaman şu şekilde Commodore 64'ün arkasından olan görüntü. Bu da konnektörün tarafından olan görüntü. Bize lazım olan şey video out, audio out ve toprak ground. Açıkçası ben bu tarz kablolarda çok deli bir görüntü kalitesi arayışında olmuyorum. Commodore 64'ün verdiği kompozit çıkış da gayet yeterli olabiliyor. Öncelikle MIDI kablomuzun tüm pinlerinin birbirine bağlı olduğundan emin olmalıyız ki ilgili kabloları kullanabilelim. Ben bunu daha önce yaptım, bir daha yapmayacağım. Siz mutlaka yapın. Kablomu ortadan ikiye kesiyorum. Ve bağlantıları tespit etmeye çalışacağım. Tabii ki MIDI kablosunun şu toprak hattıyla bizim Commodore 64'ün toprak hattı örtüşüyor mu? Soru işareti. Bu da video kalitesi üzerinde, görüntü kalitesi üzerinde muhtemelen etkili olacaktır. 4 tane kablo çıktı. 4 renk kablomuz çıktı. Kırmızı, sarı, beyaz ve siyah. Şimdi bunları bir kontrol edelim bakalım pinout'umuza göre. Şimdi MIDI pinout'undan çok iyi kontrol ettiğimi hatırlamıyorum ama şu hat bizim toprağa denk düşüyorsa eğer şanslıyız. Önce bir onu kontrol edelim. Evet. Yani şanslıyız demek ne kadar doğru soru işareti. Çünkü sonuçta bunun pinout'u belliydi. Ben bakmadım ama yani toprağa denk düşüyor. Süper. Sarı kullanılmayanmış. Kırmızıya bakalım. Beyaza bakalım. İkisi de kullanılmayana denk geldi şu anda. Bize lazım olan şu ikisi. Biri video, biri audio olarak kullanacağız. Beyaza bakıyorum. Ya bu? Evet. Bu video out. Beyaz. Siyah da audio out olmuş oldu. Kullanmayacağımız hatları bunlardan bir tanesi orijinal şemada luminosity, bir tanesi de audio in. Bunları kırpalım. Kenarda dursun.
gelelim görüntü kablosuna. Dediğim gibi bunu kendimiz de hazırlayabilirdik ama basit olması için herkesin yapabileceği bir şey yapmaya çalıştığımız için şöyle şuradan bir yerden keseyim. Bana audio ve video lazım. Şu ikisini alıyorum. Evet, bunların toprak hatları birbirlerine bağlanacak. Soyalım. Evet arkadaşlar, makaronlarımı taktım. Kablolarımı hazırladım. Şimdi bunları birbirine bağlıyorum. Önce şu ikisini birleştireyim. Bükülme olmasın diye şöyle doluyorum. Görüntü kalitesini test edelim bakalım. Benim yaptığım kablo şekilde bağlantı çok iyi olmadı. Siz daha iyisini yaparsınız muhtemelen. 250-469 son model boardlardan bir tanesinde deniyorum ben. Bunda kompozitteki görüntü kalitesi bence bayağı iyi. Gördüğünüz gibi. Şimdi de HDMI ile bir deneyelim. Şu Avetto HDMI adaptörünü kullanacağım. Görüntü çok da iyi değil aslına bakarsanız. Çok soluk. Görüntü kalitesi bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.